Selamünaleyküm. Sen karpuzlu limonata yapmayı biliyor musun? Lütfen izler misin? Ben farklı yapıyorum çünkü. Bir tane karpuz aldım, geldim ve ortadan ikiye yardım. Karpuzum kerek değil gördüğün gibi. İki dilim keseceğim önce. Sonra bunları küçük parçalara ayıracağım mümkününce. Diğer dilim de gelsin lütfen. Karpuz kesmek de ayrı bir maharet bu arada. Ben çok başarılı değilim zannedersem ama problem değil. Dilimledim. Bir tane de limon gelsin. Başının sonunu kestik. Ortadan ikiye bölelim. Birkaç dilim haline getirelim. Bütün limonata için ihtiyacımız olan malzeme bu. Şimdi bir saklama poşetine ihtiyacımız var. Buzluğa kaldıracağız çünkü. Bu şekilde donduktan sonra da işleme geçeceğiz. Ben 5 tane daha yaptım. Dükkanımda satacağım Allah'ın izniyle. Bereketli olur umarım. Şimdi efendim dondu mu dondu getirdim. Şimdi blender'a ihtiyacımız var. Püresini çıkartacağız çünkü. Döküyorum poşeti içine. Whisk yapmaya başlayalım lütfen. Biraz whisk yaptıktan sonra 2 çay bardağı şeker koyuyoruz. Bence şekerli sevsem bile daha fazla koymuşum. Bu karpuz yeteri kadar tatlı. Şimdi hazır mıyız? Süzgeçten geçiriyorum. Yani şimdi posasını ayıracağım. Bak bu kadarcık bir şey kaldı. Hiç ziyan zebil yok. Bu bizim aromamız. Muhteşem. 1,5 litre soğuk su ekledim. Bir daha karıştırıyorum. Nane yaprağı seviyorsan istersen at. Ben çok haz etmiyorum ondan. Size süs görsel olsun diye de şöyle bir şey yapacağım şimdi. Limonun ortasından geçireceğim çubuğu. Ne bunun adı? Pipeti. Onu da böyle tuvup içeceğim. Nasıl olmuş?